Daha önceden burada belediye başkanlığı yaptınız. 2019'da koltuğu devrettiniz. Yine kendi partilinize devretmiş oldunuz. O zaman Çevril Belediyesi'ni ne kadar bir borçla devretmiştiniz? Çünkü şu anda mevcut belediye başkanımız sizden devraldığı borçları ödemekten dolayı çalışmadığından yapılır her seferinde. Gerçekten böyle yüklü bir borç bıraktınız mı? Şu anda siz devralırsanız belediyeyi ne kadarlık bir borçla devralmış olacaksınız ya da karla mı devralmış olacaksınız? Önceden kısa teknik bilgi vereyim size. 2019'da belediyeyi bıraktığım zaman toplam yıllık bütçem 45 milyon civarındaydı sanırım. Yani 45-50 arasında tam bir rakam veremiyor ama yani Türkçesi 50 diyelim. O kadar yoktu ama 50 olsun. Kanun der ki bir belediye yıllık bütçesinin %80'inden fazla borçlanamaz. O direktman kişiye borç çıkar. Size borç çıkar. Evet. Yani bu demektir, ben 40 milyon üzerine borçlanma yapma şansım olmaz. Evet, biz geçen dönem 45 milyon civarında bir borç var. 80-90 değil. 25 milyon civarında, ben ilk belediye aldığımda, yani 9 belediye kapanıp da 55 milyon, hepsi resmi kredi adı var bunların. 24-25 milyon civarında bir borç devraldım. 2014 rakamından bahsediyorum. O zaman 25 milyon. Bir de borcu kapattık. Üzerine 250 milyon yatırım yaptım Çivil Belediyesi olarak. Bunun üzerine 25 milyon kilit parkları, pazarda, hayvan pazar yerleri, bunların İlder Bankası'nda eski borçlanması vardı. Bu borçlanmayı yaptım. Ve mevcut şu anda bizim belediye binası yapmayı düşündüğümüz yere 12-13 milyon civarında belediye binası ve o sahanın net parkının da 2,5 milyon borçlanması. İller Bankası'nda 40 milyon borcum görünüyor. Ama bunun 25 milyonu kullanıldı, 15 geri kalan kısım duruyor. Kullanıma hazır, kullanılmalı o borç. Ve bunun içerisinde şunu söyleyeyim, o 52 milyon net bir rakam çıkarmışlar mecliste. Onun rakamı içerisinde daha önce belediyede kalan, yani orada bir fotoğraf var ama 10 sene, 15 sene duruyor. Belki 20 senelik fişler var. Hiç ödenmemiş, ödenmesi mümkün değil. Ölü fişler. 15 yıl zaten bunun bu. Bir kısmı da bir son dönem, son bir yıl daha çok şeyi fazla kayacağız diye direkt yatırıma. Sosyal Güvenlik Kurumu parası geç yatırdı. Son 1,5 yıl. Bir kısmı da bunlar. Toplam 40 milyon civarı borçla bıraktım ben burayı. Evet. 25 bin İller Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu ve belediye binaları hazır, kullanımı hazır yerler. Hatta o zaman bir duyduk 80-85 milyon üstü borçlar bırakmışlar değil mi ki? Yani CHP'nin hem de diğer siyasi partiler. O zaman bunu talep planladı. Yıl yıl borçlanma neyse neydi? Mecliste isteyin, önerme verin. Bunu da sosyal medyaya yayınlayın. Ben de gördüm bu borç 80 milyon neymiş. Öyle bir borç olması mümkün değil. Öyle bir borç yok. Hatta şu anda belki mutlaka verdiğim borç olacak. Ben şunu söyleyeyim. Borç edebiyatı yapan bir kimse ben çalışmayacağım demektir. Biz şu an ne borcu var? 150-200 milyon, belki daha da fazla bile bilemiyor şu an tam bu riski rakamları. Böyle bizim kulağımıza gelenler bunlar. Bu borçla hiçbir zaman bir borçlar diye edebiyat yapmayacağız. Böyle, yani ne kadar borçla devralırsak alalım, biz yatırımcı şey yapmayacağız. Ya şunu öyle vereyim. Büyükşehir'e bakın, hani, siyasi olarak farklı olmasa da önceki dönem alanda Ankara'ya bir gün borç edebiyatı yaptılar mı? Hayır. Hiç bunun büyükşehir'e borcu yok. Bütün belediyenin borcu var. Yani borçlu belediye olmaz. Çünkü İller Bankası lazım. Devletin bankasını alıyorsun bunu. Bu borç olacak yine bunun. No problem yok. Hani burada işte yani yedirmedim, içmedim. Bunlar hep edebiyattan başka bir şey değil. Bir de bana hizmet verdi. İş yapma. Burada İller Bankası'ndan diğer borçlar olacak. Ve o bakımda bir anlamda çünkü hani malum siz de biliyorsunuz 5 şey ben yokken hani dik incelendim ben. Yani iyi dediği bulsalar hırk geçirmeye çalıştılar. Hatta yani onun için bir sürü peşimden de konuşuldu. Her şeyi söyledi, Konya'da hastaneden daha oldu. Yani neler de duydum. Bunlar hiç takıldığım konular değil. Benim alnım açık. Şimdi tekrar hemşehrinin karşısında. Evet. Peki başkanım, son olarak şu herkesin merak ettiği konular var. Şu kebap faturaları var, bombolar var. Bunlar hakkında ne söylemek istersiniz? Bunu şöyle söyleyeyim değerli kardeşim. Evet biz kebap yedik mi? Yemişizdir.
Ya yenilik demiyorum. Ama bu fatura ben kendi kartımdan geçtim. O 250 liralık. 2016-2017'lerde. Ankara ziyaretinde bulundum. Dönüşte hatta teşkilatla beraber gittik. Grup toplantısına girmiştik. Cahit fikrimizi. Gece geçmedi. Yolda acıktı. Bir yerde duruldu. Hatta vekilin bir tanesi gelecekti. O da fişi tamam. Yolda bir iş alalım. 4 kişi oturdu. Yemek yedik. Ben karttan mı geçtim. Yanıma çalışan arkadaşımız gitmiş bunun faturasını almış. Benim orada bir gün daha yok. Sonra buraya gelmiş. Yani vekiller gelecek diye düşünmüşler. Burada demişler sen bu işte vekilin adını yazarsa fatura öyle bir para işler öder demiş. Bunların hiç haberi yok, bilgim daha yok. Bula bula ki o zaten malum o kişi cezasını da aldı. Bayağı disiplin soruşturması geçirdi. O para zaten tekrar beyinlerine çıkmadı. Ben onu kendi kartıma geçtim ben bunu. Ve bula bula 207 lira yemek yedi, kebap yedi, faturayı buraya bir yere ödetti diye tüm Türkiye namettiler bizi. Evet. Hani işin tuhaf da şu, hani biz aynı partileriniz, aynı teşkilatlarınız, ha, aynı partiler de olsa yanlış yanlış demek ya da doğru demek doğru bir şey değil. Mutlaka çıkarsınlar ama bunun tarzı bu değil. Yani 5 yıl ediyorsun ben benim kadar ihale yapan ki partide hayvan pazar yerleri, normal pazar yerleridir. Onu bırakın işte siz de şeyse hayvan seversiniz. Hayvan seversiniz yaptığım barınaklar bunlar. Hepsinin en ufak bir eksiği açımı ve en düşük ihaleyi biz yaptık. En şeffaf ihaleleri biz yaptık. Hani ben belediye başkanı hayatta bir şeyim olmaz. Para yiyecek olsa buradan yiyecek ama ben o bakımdan alnım açık başındadık. Her şey şeffaf ve hepsi hemen tek tek bakılır eminim. Ha şunu da söyledi ablan işte demiş başkanın karşılama alanları çok yüksekmiş. Şimdi arkadaşlar burada teknik bir detay var Serhat Hanım. Bizim dönemde tüm festivaller, her türlü bayramlar, seyranlar, tüm karşılama, ağırlama, uğurlama tutun da her türlü sosyal faaliyetlerin hepsi, okullara yaptığımız herhangi bir destek, bunların hepsi bizim kalemden çıkıyordu. Başkanı karşılama, ağırlama giderinden gidiyordu. Eğer siz bu giderleri, tüm festivalleri, bayramları, seyranları, tüm herhangi bir okul olan sosyal faaliyetteki masraflarınızı 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da gençlik konserleri, kültür hizmetleri müdürünün bütçesini aktarırsanız başkanın karşı müdürü küt düşer. Biz o zaman bunu yapmadık. Hatta yapabilir. Ha orada hamurdandı ve biz de Allah'ın üzeri olmadık be. O başkan hani 1.800.000'den falan bahsediyor o zaman için. Bunların içerisinde tüm festival hepsi var. A'dan Z'ye her bir sosyal faaliyet var. Gençlik konserleri de var, festivaller de var bunun içerisinde. Ama bu dönem bunları kültür hizmetleri bütçesine kayınca bir şey kalmadı. Buna sadece ben şunu diyeyim ben siyasi ayak koydum buna başka bir şey değil. Evet. Başkanım. Hani çok... Volo var. Ben volo var. Onu da çok kısa söyleyeyim. İlk belediye başkanı olduğu zaman Güneş Eyal siz diyorsun şu anda. Karabeler'de. 14 tane sayısını ben bilmiyorum. Bayağı oldu. Ve biz de bir tavır yaptık belediye biliyorsunuz. O işte bu aracı kimden kiraladık belli. Sahibi duruyor. Sahibi kendini biliyor. Hala belediye başkanı bir görüşen kişiler bunlar. Ve ilk geldi bunlar. Dediler ki Güneş Eyal kuracağız. Kurup dedik. Yeter ki memleketin bir şey olsun. Yani katkı olsun ekonomiye. Ve bizim yardımcı oldu. Önceden şaşırdı. Siyasi görüşe tam farklı bir görüştenir kardeşimiz. Hala görüşüyoruz. Arkadaşım benim. Ve sonra işin gördük bir şey istiyor musun? Yok ki yeter ki Mehmet'te faydası olsun. Bir adam dedi bana, valla başkanım dedi, biz hani çok beğendiğimizde sağa sola. Herkes bizden bir şey istedi. Hiçbir şey istemedi hemen dedi. Niye isim abi dedi. Ben öyle bir derdim yok ki benim. Ben buraya para bulup için gelmedim. Benim maddi sorunum yok. Ben hiç bana çiğnedim. 25 yıl muamele ettiğimde fazla sebebi Allah razı olsun bana yeter. Çünkü benim de mal varım ortada. Kimsenin üzerine mallar kaydırmadım. Her şey benim çok da şef var. Biz adam geldi, işini yaptı. Benim öyle bildiğim bir şey gibi adam bir domuzları çarptı, kaza yaptı. Evet. O zamanlar ölümden dönüp geldi. Bir deniz dönüşü, büyük şey toplantısından sonra. Adam kendi şirketi dönüp geldi. Ben araba alacağım. Şirketim üzerinden KDV indirimim var. Vergi indirimden de. Sana jest olsun. Sigorta, kasko ve bakım dışında arabı sana kiralayayım. Ne istersin dedi. Sağlam bir şey olsun bana dedi. Domuzla çarptığım. Gitti adam kendisi Volvo'yu almış. Geldi bize. Sırf sigorta, kasko ve bakım karşı kiralandı. Ve
CHP mensubuyuz. Tunay Bey dahil de burada isim verebilirim. Ve AK Parti'nin bir mensubuyum. Rente karcı yapan bir kardeşimiz. Bu fiyatı bu araba kiralamak bize de kiralıver dediler. Çok düşük rakam, piyasa düştü değil mi insanı kiralamışım. Bu kiralama olmaz. Nereden varsa biz de alalım. Hani aslında hani başka amaçla sordur ama gerçekten piyasa müşteri fiyatına buna kiralandı. Sadece sigorta, kasko bakım olarak karşılığında. Ve baktı ki çok tantan oldu. Araba biz gelir verdik. Gitti. O kadar basit yani. Evet. Yoksa şuna dindi, buna dindi, bunların hepsi benim her şeyine hesaplar da aslında. Hani 45 bin, 50 bin lira şu anda rakamlar da araba fiyatı veririm dedi. 3500 lira, 2500 lira tam bir rakamları tam aklıma değil, ya yanlış bilgi vermeyeyim. O rakamla şekli şeffaftı. Bu rakamla verildi bunlar. Yani sen 3500'e 100 kat artırarak şimdi fiyatı koyarsan o biraz çok komik olur. Yani sizin döneminizdeki meclis üyeleri de o rakamlara rahatlıkla ulaşabilirler. Hepsi de öyle. Hepsi orada. Bütün millete denetim komisyonlar da orada konuşuldu bu denetim komisyonu da. Bu rakam bu araba kiralanmış, çok ucuza kiralamışım. Bize de kiralı verdiler. Evet. Onların asıl amacı ne? Başka amaç yok. Başka amaç yok da ben bu adamın herhangi bir nasıl diyeyim? Rüşvet almadan işini görmüşüm. Yeter ki memlekte güneş sayısı olsun. Jest yap. O da bize kâr. Kendi şirket üzerine aldığı arabayı bize sigorta, kasko karşı kiralı. Bu kadar basit olayı. Evet, bu kadar büyütecek bir şey yok. Ama şey, çok küçük sularda kaşıkta fırtına koparmaya çalışıyorlar. Hani tek bunlarla gelsinler. Çünkü bana sahneye gidiyor. Çok komik geliyor böyle şeyler ama yapacak bir şey yok. Başkanım, benim sorularım bu kadar. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eğer ekmek istediniz, son olarak ekmek istediniz, bir varsa buyurun, kabul edesiniz. Ben de şunu söyleyeyim, değerli Çivili kardeşlerim, hemşehrilerime. Malum 90'larında oluyoruz, herkes birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Bir dönemde belediye başkanlığı yaptık. Mutlaka eksiklerimiz oldu. Elimizden gelmeyenler de oldu. Üzdüğümüz insanlar mutlaka olmuştu ama siyasi gereği bunlar. Ama hep niyetimiz Çivri içinde, hep 2014-2019 arasında tüm kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz, hakikaten Büyükşehir Belediyesi, Çivri Belediyesi ve merkez hükümetin gücü olunca ne olabileceğini biz gösterdik. Siz de biliyorsunuz 10 hastane sorunu vardı. Burası mı olsun, burası mı olsun, yapıldı, yapılamadı derken hakikaten 105 olarak, tescil olarak bunlar da yapıldı. Altın üst yapı sorunları da bitti. Topla olmaz dediler bana, yapılamaz dediler. İkinci yap, ikinci şu anda geçildi. İnşallah üçüncü cemiyetler talepler de var. Hayvanların her yılan cemiyetten yerimiz kalmadı. İnşallah tekrar devam edeceğiz. Hani biz görev adamın 2019'da dediler ki bize işte göreceğim biraz mola ver, dinlen dediler. Ve biz tekrar gittik tüm belediyelerde, tüm sahalarda konuşarak mevcut belediye başkanımıza biz dava adamı istedik. Alnımıza bile bıraktık. Yolumuzu şaşırmadık. Hatta düşünürken Çivri'ydi yani yoldan dönmeme rağmen benim son dakika olmasa da siz de biliyorsunuz. 5 Çivri'de görev yaptım, Deniz'de görev yaptım. Yani kendi elinden, memleketinden de gittim. Hiç sesimi çıkarmadım. Duruşumu bozmadık. Çünkü biz görev adamıyız. Şu anda da sadece göreceğim şurada görev adamı. Biz halledemeyiz. Yani, her yerde konuşuyorum bunu. Başhekimini gördüm. Belediye başkanını gördüm. Güzel başhekimini gördüm. Koltuk başhekimi yemiş. Hani ben arka sonuçlarına büyük bir o dizi çoğunu görünce en büyük koltuk dönümdermiş. Evet. Teveccühmüş. Gerçekten beni de çok mutlu etti. Onları etti bunlar. İnşallah 5 yılda tüm isimlerle, hemşehrilerle beraber Çivri için, ekonomisi destek vermek için 5 yılda destek istiyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam.